Peki ya sevgi yoksa? İşte o zaman tüm saraylar, tüm köşkler gözümüzde birer birer yıkılır ve cehenneme döner her yer. Söylemek lazım. Emel'in niyeti ölmek değildi. Onun niyeti kendisini terk ettiği için Kudret'e bir ders vermek ve mümkünse onu geri getirmekti. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamıştı. Kendine asacağı sağlam ipten kurtulmak için kullanılacak bıçak veya makası yakınlarına koymayı ve Kudret'e sitem dolu intihar mektubu yazmayı ihmal etmemişti. Şimdi tek yapması gereken boruya sıkıca tutunmak ve beklemekti. Kudret eve girerken yavaşça kendini bırakacak, Kudret de onu kurtaracaktı. Emel, ya cüzdanımı unutmuşum burada. Almam lazım onu. Evet, Emel her şeyi hesaplamıştı. Kudret abi bir saniye. Yani hemen hemen her şey. Ne var? Kusura bakma abi ama gece gece böyle apartmana girip çıkman hiç hoş olmuyor yani. Sana ne lan? Sana mı hesap vereceğim? Yok abi yönetici homurdanıyor da o bakımdan yani. Ya sen o yönetici midir nedir söyle. Emel? Emel? Emel! Mehmet efendi koş! Koş! Bak orada makas var. Al ipi kes hemen. Çabuk! Emel! Çabuk ipi kes. Kestim Kudret abi. Emel! Emel ne yaptın kendine böyle kızım? Emel! Çabuk ambulans çağır. Kudret bir yandan Emel'i ölümlerden döndürürken, bir yandan başka Hayati randevusuna geç kalıyordu. Hayatım iyi misin? Yarım saattir içerideysin. İyiyim. Çok iyiyim. Duş alıyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Biraz tehlikeli bir yolla da olsa Emel amacına ulaşmıştı. Zeliş'le Kudret'in kavuşmasını yine engellemişti. Emel. Emel intihara kalkmış. Daha geçen gün diyorduk ki hepinizi toprağın altına gömeceğim, helvanızı yiyeceğim diyordum. Vah Emel! Vallahi ben de gözlerime inanamadım. Onu öyle kendine tavana asmış görünce. Hamileydi diye ya, bebeğine bir şey oldu mu? Ya hamile mamile değildi be. Ne? Hamile değil miydi? Yok. Yalan mıydı yani? Yalan, yalan. Tamam, bildim, bildim. Sen hani Zeliş'in düğününe geldin, böyle bağırış çığırış kavga ettiniz ya. Ondan üzüldü de kendini astı. Emel! Zeliş! Ah Emel! Ah. Alo Zeliş. Alo. Kudret, Allah'ın cezası. Neredesin sen ya? Neredesin? Bırak eşyasını, kıyafetini, vazgeçtim hepsinden ben. Bırak, gözümde değil. Çabuk gel buraya. Otelde değiliz biz de. Halo, tutamadım otelde. Eve getirdi beni. Buradan da artık nasıl kaçacaksak Allah biliyor. Ne? Niye evine gittin kızım? El alemin evinde ne işin var senin? Ne eli ya? Ne eli? Damgalı pullu karısıyım ben artık onun. Konuşturtma beni. Neredeysen çık gel çabuk buraya. Zeliş, ben gelemem. Emel, Emel intihara kalkıştı, kendini astı. Ne? Cüzdanımı unuttum.
Onu almaya gittim. İyi ki de gitmişim. Yoksa Emel gidiciydi vallahi. Ne yaptın yani? Kurtardın mı? Kurtardım hayatım, kurtardım. İyi madem, insanlık vazifeni yerine getirdiğine göre artık çıkıp buraya gelebilirsin değil mi Kudret Efendi? Ya olur mu öyle saçma şey Zeliş? Kız kendini benim için astı diyorum sana. Ben şimdi nasıl bırakıp giderim ki onu? Yani en azından gözünü açana kadar, kendine gelene kadar yanında durmam lazım. Demek orada kalman gerekiyor. Kal orada, orada kal. Orada dikili taş ol sen, değil mi? Ben düğün gecemde seninle Melik'te kaçmalara kalkayım. Sen İmen'in yanında olmak iste, öyle mi? Bundan sonra benim yanımda kocamın yanı, anladın mı? Zeliş. Zeliş ne oldu, hasta mısın? Dur, Haluk şey oldu. Ne oldu? Bu bizim otelin yemeklerinden. Herhalde karnıma bıçak saplanıyor gibi. Hay Allah. Ben arabayı çağırayım da hastaneye gideyim. Yok yok dur. Hastaneye hiç gerek yok. Ben şimdi bir yatsam dinlensem bu geçer. Yorganın altına girdim miydi? Pijamaları da çorabın içine sokup sabah hiçbir şeyim kalmaz benim. Allah. Sen nasıl rahat edeceksen öyle yap hayatım. Ben misafir odasında yatarım. Haluk'cum çok sağ ol. Sen iyi ol. Ben bir gün daha sabrederim. Ah Kudret, ah Kudret. Beni şu soktuğun hallere bak. Hem de o Emel paçozu yüzünden. Kudret, şu dışarıdaki havaya bak ya. Resmen erik çiçekleri açmış ha. Kızım sen de niye öyle kedi gibi camdan seyrediyorsun? Hadi gel dışarı çıkalım ya. Bir hava alalım. Şöyle iki insan yüzü görelim. Aylardır kapattın kendini eve. Nasıl çıkayım Kudret? Nasıl çıkayım yani? Nasıl çıkayım? Ben bilmiyor muyum mahalleyi? Herkes dedikodu yapıyordur şimdi hakkında. Deli falan diyorlardır yani kesin. Ya yok be kızım. Hani sen bana dedin ya tatile çıktığımı söyle diye. Ben de öyle yaptım. Herkes seni tatilde biliyor. Gerçekten mi ya? He. Ay Kudret aslansın sen. Bana bak sormadılar mı nereye gitti diye. Ha meraklından çatlamıştır onlar. Kim? Ya kim olacak? Yasemin'le çetesi tabii ki. Sen şimdi onlara Emel tatile gitti dedin ya. Onlar hasetinden çatır çatır çatlamışlardır. Abartsaydın iyice. Şeysel Adaları deseydin. Neyse. Vallahi öyle kimsenin çatladığı falan yok. Yani herkes Emel'i çok özledik diyor. Başka bir şey de demiyor. Ya. Özledik dediler mi? Tabii. Özlemişlerdir yani en nihayetinde. Ben de bu mahallede dobra dobra bir kadınım yani. Eninde sonunda anlayacaklar zaten benim kıymetim ama... İnşallah geç olmadan yani. Neyse canım. Sana çok güzel yemekler aldım. Sen şimdi bunları bir güzelce ye ki hemencecik iyileşesin değil mi? Ay Kudret ya. Ben nasıl söyleyeceğim senin hakkına? Önce benim hayatımı kurtardın. Ondan sonra geldin böyle hastanede bana baktın bebek gibi. Şimdi de bunlar. Lafı mı olur kızım? İnsanlık vazifesi. Hadi canım. Sadece insanlık vazifesi mi yani? Ha? Bir tek insanlık vazifesi olsa bir kere sen beni hastaneden sonra bırakır giderdin. Kaderimle baş başa kalırdım yani. Biliyor musun? Bence sen böyle sert erkek ayağına falan yatıyorsun ya. Duygularını pek dışa vuramıyorsun yani. Ama biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Sen bayağı sırılsıklama aşıksın bana bence. Sevgilim. Ben de seni çok seviyorum. Kudret bir şey söyleyeceğim. Bak biz bir daha hiç ayrılmayalım tamam mı? Bak vallahi bir daha ayrılırsak öyle bir intihar ederim ki... ...bu sefer sen bile kurtaramazsın beni. Bak bak böyle. Kık de. Ya aman kızım ağzından yel alsın. Ay kıyamam sana ben. Hiç ayrılmayalım ama biz. Tamam mı? Tamam.
Ayrılmayız. Ben kontrole gideceğim. Geç kaldım zaten kızlar. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi kızlar, hoşçakalın. Şşşt. Yasemin, bak biliyorum kontrole gideceksin de iki dakika sana bir şey soracağım. Merak ettim de. Kudret domuzu hala Sinan'da mı kalıyor? Ha şimdi orada da 3-5 güne çıkarıyorlar. Ev sahibinin oğlu geliyormuş Almanya'dan. Çıkarıyor. Nereye serecekmiş postu? Serdi bile. Nere olacak Emel'in evine? Ay lütfen ondan bahsetme bana zaten ya. Sinir. Ay yok canım, ben zaten meraktan sordum. Bana ne? Canım hadi sen geç kalma. Hadi yavrum. Bay bay. Bay bay. Ah be kızım ya. Seni rezil, seni ahlaksız, sen ne aşağılık bir adamsın ya. Vay be, artık ne içten çağırdıysam seni. Hemen geliverdim be kızım. Çık şuradan. Bir de bana dedin ki Emel iyileşene kadar sabret. Öyle mi? Şimdi de evine mi yerleşiyorsun sen? Ne aşağılık bir adamsın. Ne utanmazsın, toplumdan da mı utanmıyorsun ya? Hiç mi çekinmen, ne arlanman yok senin? Pıh! Ya ne taşınması kızım? Yok öyle bir şey. Yani ev sahibi oğlum evleniyor, çık deyince mecbur kaldım. Öyle mi? Gidecek başka yer bulamadın mı? Ha? Emel'in kapısı dışında kalacak bir tek kapın yok mu senin? Ha? Kapısız mı kaldın? Ya yok be kızım. Ben Hamdi'nin yanına taşınıyorum. Annesi memlekete gidiyor. Bir sürede orada takılacağım. Ara Hamdi'yi sor. Ne arayacağım ben Hamdi'yi? Şıracının şahidi bozacı. Ya Zeliş, bak ben Emel'e sadece gündüzleri uğruyorum. O da ilacını alıp almadığını kontrol etmek için. Etme, kontrol etme. Doktor musun sen? Niye kontrol ediyorsun? Bir aydır iyileşemedi mi bu cadı hala ha? İyileşemedi mi? Yani bedeni iyileşti de kızın ruhu hasta be Zeliş. Kudret, benim de ruhum hasta. Bak ruhum çok hasta. Bedenim de yakında söylemesi ayıptır. Haluğun olacak gibi. Şakasını bile yapma bunun. Ayar oluyorum biliyorsun. Ne şakası ya? Ne şakası? Şaka mı var ortada? Hani nerede? Niye ben gülmüyorum? Bu gece Antalya'da balayı suite'i ayırttırdı. Şu ana kadar oram hasta, buram hasta. Kaçtım, dolandım, buraya gelebildim sağ salim. Bu gece otel odasına ben nereye kaçacağım? Bir anlatsana bana, bildiğin bir delik var mı? Oradan gireyim ben. Adamın burasına geldi, dayandı. Gözü döndü, anlasana artık ya. Gözünü oyarım onun be. Selişim, güzelim. Bak, az daha sabret ha. Emel şurada 2 gün, 3 güne kalmaz iyileşir zaten. Sabır mı? Sabır. Sabredecek bir şey kalmadı Kudret. Ok yaydan çıktı. Adam nikahlı kocam. Artık bunun ayıbı, günahı, yasağı hiçbir şey kalmadı, anladın mı? Elveda Kudret, elveda. Sana iyi tedaviler Doktor Kudret. Seliş, bana bak. O herif sana elini sürerse var ya. Hadi sağlığına koçum. Sağ ol. Ya bu böyle kuru kuru mesiz gitmiyor Kudret ya. Leblebi var ya oğlum. Ya bırak ya, ne leblebisi ya. Emel yenge dönse de sağları şöyle bize mükellef bir sofra falan hazırlasa bari Kudret ya. Oğlum lan şuna Emel yenge deyip durma. Onun yüzünden Zeliş'imi kaybettim zaten. Şimdi balayını götürüyormuş it. İkisi aynı otel odasında. Baş başa. Aynı yatakta. Zeliş'imi kaybettim lan ben. Kaybettim lan. Ya senin işin zor Kudret ama benim babam acayip acıdı be. Kutunun köşesine oturmuşum. Acayip oldu. Şimdi uçağa binmek üzeredirler. Zeliş'imin elini falan tutmaya çalışıyordur.
Ya ediyorsun da Kudret, yengenin ışığı yanıyor ya. Sahi mi lan? Geri dönmüş olmasın lan? Evet Zeliş'ciğim, buraya kadarmış. Bir maceranın da sonuna geldin. Ama bu kadar da üzme kendini, sonunda ölüm yok yani. Değil mi? Kocan da geldi işte. Aa, bana bak, ne geldin sen yine buraya? Şuna bak, miçosunu da almış gelmiş. Çabuk çekilin gidin benim kapımdan. Haluk gelecek, görmesin sizi burada. Bana bak kızım, Haluk maluk bana vız gelir. Seni götürmeye geldim, gel. Ay çekil, nereye götürüyorsun beni ya? Git benim kapımdan, çabuk. Hamdi, benim yengenle konuşmam lazım. Sen burada bekle, tamam mı? Git şu. Ya çekil dedim sana be. Çekil be. Nöbetteyim ben abi burada. Konuşmamız lazım. Ne var, ne konuşacaksın benimle sen artık ya? Ne var? Aklın yeni mi başına geldi ha? Ne oldu? Gidip hastana baksana sen. Hasta bakıcı. Nöbetçi misin sen ya? Ha 7/24 nöbetçi. Doktorlar bile senin kadar hasta başına nöbet tutmuyor. Git nöbetini tut sen. Ben de gideyim kocamla balayımda. Ne yapıyorum artık? Gerdiğime giriyorum. Nereye giriyorsam oraya gireyim, çıkayım, gideyim ya. Kızım bana bak. Başlatma gerdiğinden de kocandan da. Geleceksin dedim mi? Geleceksin. Gelmiyorum. Zorlama. Bak Zeliş, benimle geliyorsun. Gel, gelmiyorum. Çekil git. Bana bak. Ya güzellikle gelirsin ya da seni zorla götürürüm. Ya dağ başıma burası. Çekil. Aa canavar. Bırak. Bırak sana. Ya bırak. Kim o? Haluk ben. Geliyorum canım. Zeliş sen iyi misin? Ne oluyor orada? Onu kaldırmaya çalışıyordum canım. Ben de ayağım acıdı, ondan bağırıyorum. Açtım şimdi kapıyı. Ah, ne var bu kadar dolduracak? Ah, hiç içeri girme. Hiç hiç. Mü? Bazen hayatın zemberiği boşalır ve işler çığırından çıkar. Aşk için en büyük tehlikeleri göze alırız. Suçum, günahım var. O yaptı, gördün işte. Ya o nasıl adam satmak Kudret ya öyle 2 dakikada? Oğlum lan, ne satması? Ben sana eline sopayı al, adamın kafasına vur, öldürme dedim. Gelirse bizi uyar dedim değil mi? Ya Kudret, ben adamın kafasına hafifçe vurdum, herif kendini öldü ya. Canı azmış adam ya, yenge ya. Ben ne yaptıysam sizin aşkınız için yaptım ya. Kader kurbanıyım ben de yenge. Siz hem sizin kaderinizi kurbanı, niye ben oluyorum ya? Ya tamam oğlum, üzülme. Olmuşla ölmüşe çare yok değil mi? Bulacağız artık bir çaresini. Onu düşünelim. Polisler gelince ne yapacağız Kudret? Ha? Ya 20 yıl ben tek başıma nasıl yatacağım orada ya? Gözünü seveyim ya. Kanka bak 10 yıl bölüşek birlikte yatak, ben sıkılırım orada ya. Kudret! Kudret! Ne yapacağım ben sensiz? Nasıl yaşayacağım ben sensiz? Zeliş'im, güzelim, sen üzülme. Bak, ben bulacağım bir çaresini, söz. İyi
ya. Bir yol yöntem bul. Kurtar bizi ya Kudret abi. Kurtar ya. Kurtar. Hamdi. Hamdi. Tut şunu bacaklarından. Ya bacakları ne yapacağız bunu ya? Ne yapacağız oğlum? Cesetten kurtulacağız. İki dakika be. Acayip yoruldum ya. Canlı iki dakikası oğlum, iki adım attık da. Yavaş biraz. Bir şey soracağım. Nereye götüreceksiniz? Ne bileyim kızım. Buradan uzak bir yere atalım ki bulduklarında bizden şüphelenmesinler, değil mi? Ama günah. Mefta bu. Öyle karga tulumma davranılmaz Mefta'ya. Ya bize günah değil mi yenge ya? Adam zaten kazara öldü ya. Biz hayatımız boyunca hapiste uçuruyorum. Hadi yürü Hamdi, yürü. Dur, dur. Durun. Kışı oynadınız. Allah! Yavaş olsanıza biraz. Haluk! Haluk! Allah'ım sana şükürler olsun. Amcamın oğlu dirilse bu kadar sevinmem yenge. Zeliş! Hadi kızım, herif ayılmadan gidip kaçalım buradan. Ya nereye kaçıyorum? Onu böyle bırakamam. Haluk'cum! Haluk! Ambulans çağırmam lazım. Siz gidin. Zeliş, seni almadan hiçbir yere gitmem ben. Hadi yürü. Kudret'cim, başımıza bela açılacağı kadar açıldı zaten. Lütfen, lütfen daha fazlası açılmasın. Haluk kendine gelir gelmez ben bir yolunu bulup geleceğim, tamam mı? Hadi gidin siz. Söz mü kızım? Söz. Hadi gidin. Tamam. Hadi yürü oğlum, koş. Koş lan, koş, koş. Haluk'cum. Haluk. Haluk. Haluk Bey. Ay, ay ben içerideyken bazı sesler duydum dışarıda. Ne oluyor dedim. Kapıyı bir açtım, Haluk yerde. Haluk. Haluk'cum. Haluk iyi misin canım? Gel, gel. Oh. Aman, 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 aman. Yardım etsene. Haluk'cum. Ah, Haluk'cum. Niye bahçedeyim ben? Eve girerken düşmüşsünüz galiba efendim. Yok canım, içeri girmiştim de sen karşımdaydın. Yok, ben karşına değildim. Sen yerdeydin. Kafayı çarpmıştın. Hatırlamıyorsun tabii. Biri benim kafama bir şeyle vurdu. Durmasana, bakasana etrafa hadi. Kesin benim rakiplerimin işi bu. Beni normal yollarla alt edemeyeceklerini anlayınca... Sen kimseyi görmedin mi Zeliş? Yok. Görmem. Görmedim. Ben kimseyi görmedim de... rakip de olabilir. Gaspçılar olabilir asıl. Bu aralar burası kaynıyor, gaspçı kaynıyor. Ortalarda kimse yok efendim. İyi tamam, git. Eczane meczane bir şey bul. En kuvvetli ağrı kesici algı al, çabuk hadi. Hemen efendim. Dur şimdi, nereden bulsun bu sahte eczaneyi falan? Araştıracak. Ben komşulardan şimdi gider bir koşu ağrı kesici alırım. Gelse hemen bir uzandırayım şöyle. Oh. Gel. Yavaş. Oh, yavaş. Oh. Tamam. Geç. Geç. Sen şöyle uzan, geliyorum ben. Haluk Bey'e saldıran o iki adam buradan çıktı. Gözlerimle gördüm, beni kandıramazsın. Kim? Nerede? Burada mı diyorsun? Kim girmedi ki? Kim çık? İki adam mı çıktı? Kim çıkabilir ki evden? Evden kimse çıkmadı. İki adam. İki adam, kim? Sütçü ve tüpçü. Sütçüyle tüpçüyü gördün sen herhalde. Neyse bak, beni oyalıyorsun, adama ağrı kesici şey yapacağım. Vallahi Haluk Bey bir kendine gelsin de yarın artık o bakar. Sütçü mü tüpçü mü? Şoför her şeyi görmüş. Ne yapacağız şimdi? Yandık yine yandık. Ne yapacağız? Ne yapacağız?
yapacağız? Kızım, hadi her şeyi geride bırakıp kaçalım buradan. Kudret, salak mısın sen? Ha, salak mısın? Allah'ını seviyorsan adamın kafasına vurup bayılttık. Nereye gideceğiz şimdi? Dünyanın öbür ucuna gitsek bizi bulur, öldürürler. Öldürürler! Öldürürler değil mi? Tabii ya. Bu herifin arkası da sağlamdır şimdi. Ne yapacağız? Kadınsal taktikleri kullanacağız Zemri. Bak beni dinle. Aksi takdirde üçümüzün birden kellesi gidiverir vallahi ya. Sen sürekli inkar edeceksin yenge. İnkardan gel. Sen zaten iki damla gözyaşı döktün. Hiçbir erkek sana karşı çıkamaz ki yenge. Öyle değil mi ya? Hem sana mı inanacak? Şoför parçasına mı inanacak yenge? Şu an sen bir kendine bak, bir şoföre bak. Kesinlikle böyle bir şey yok Haluk'cum, yok. Yalan bu. İki araba falan görmedim ben daha ömrümde. İki tane arabamı yan yana görmedim. Bana mı inanıyorsun sen şimdi yoksa şuna mı? Şu naneli krem buldum, nasıl iyi oldu. Nasıl ağlatıyor, şakır şukur. Şu gerizekalı hamle yüzünden düştüğüm hallere bak. Halim! Daha ne anlatayım ben sana? Yani hala kabuslar falan görüyorum doktor hanım. Depresyon tam gaz, hiçbir iyileşme yok. Mesela geçen gün rüyamda böyle küveti doldurmuşum. Söylemesi ayıptır. İçinde uzanmışım böyle sere serpe. Ama avucumun içi bir dolu ilaç. Bir avuç ilaç tomarla. Ben onları böyle leblebi gibi yut Allah yut, yut Allah yut. Çünkü güya Kudret beni yine terk etmişmiş. Ay, devam edemeyeceğim. Yani intihar düşüncesi hala devam ediyor öyle mi? Ediyor ediyor tabii. Tam gaz devam yani. Hiçbir gelişme yok vallahi. Aslında benim canım da kıymetlidir ama. Biliyor musunuz? Ben aslında çok şen şakrak bir kadınımdır ha. Meşhurumdur yani. Hiç kahkaham eksik olmaz. Böyle şen şakrak bir insanımdır. De bu ara çok fenayım. Gittikçe gidiyorum dibe doğru. Depresyonun dikalası yani, o derece fenayım. Ya istiyorum ki hiç evden çıkmayayım. Allah seni inandırsın. Doktor hanım, bir aydır bak manava gitmiyorum. O derece. İstiyorum ki sürekli evde olayım. Perdeleri böyle çekeyim, gün yüzü görmeyeyim. Kudretle baş başa böyle kukumal kuşu gibi oturayım. O derece yani. Çok fena. Emel Hanım, her şey çok güzel olacak. Siz hiç merak etmeyin. Haftaya aynı gün, aynı saatte bekliyorum sizi. Tabii tabii doktor hanım. Siz hiç merak etmeyin. Zaten Kudret'in başımdan hiç ayrılmıyor. Herhalde buraya da yine o getirir. Değil mi Kudret? Emel'cim, sen şöyle bir önden gitsen, ben doktor hanıma bir iki şey sormak istiyorum. Tabii tabii. Herhangi bir iyileşme var mı doktor hanım? Maalesef. Depresif ruh hali ve intihar arzusu hala devam ediyor. Bir de size olan saplantılı bağlılığı da öyle. Yapmayın ya. Ya biliyorsunuz biz tam ayrılmak üzereydik. Ben şimdi onu nasıl bırakıp gidebilirim ki? Vallahi ben size şimdi ne yapacağınızı söyleyemem. Ama Emel Hanım'ın bir süre daha duygusal travma yaşamaması gerekiyor. Yapmayın ya. Kudret, hadi hayatım. Bir an önce evimin karanlığına, depresif ruh halime geri dönmek istiyorum. Peki, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Haluk'cum.
Canın bir şey mi sıkıldı? Bir şey mi oldu? Cemal bir şeyler söyledi. Dün gece senin evinden iki tane adamı çıkarken görmüş. Aa, inanmıyorum. Demek ifritliğini sana da gösterdi. Bu ne demek Zeliş? Ben bunu sana söylemeyecektim Haluk yani. Açıp da bunu konu etmeyecektim ama sırf sen gelip de şimdi söyledin diye ben... Yani gelmiştin akşam bana abuk sabuk yok, iki tane adam, beş tane kadın, sekiz çocuk mu? Ne diyorsun dedim yani, bir anlam veremedim. Ben de gidip de Haluk Bey'e dedi söyleyeceğim dedi. Beni bir tehdit etmeler, bir ruhumu sıkıştırmalar filan. Bir iftira. Yani... Peki... Neden böyle bir şey yapsın? Nereden bileyim ben? Belki de şeydir, ajandır. Olamaz mı? Ajandır. Belki karşı partinin ajandır. Mal gibi de olabilir. Sen bir şey görmedin, eminsin yani? Bana inanmıyorsun da ona mı inanıyorsun? Lütfen ölüp yarın boşanalım. Açıklarsa bugün gidip boşanalım. O ne biçim söz öyle, boşanmak filan? Sen benim hayatımın kadınısın. O halde niye bana inanmıyorsun da gidip ona... Sana inandığım için aşkım, onu kovdum zaten. Kovdun mu? Hı-hı. Biricik karım hakkında ileri geri konuşmasına izin veremezdim, değil mi? Çok teşekkür ederim. İyi misin şimdi, rahatladın mı biraz? Peki o zaman neden hala ağlıyorsun aşkım? O kadar mutluyum ki. Senin gibi iyi kalpli bir kocam olduğu için çok mutluyum. Tutamıyorum yani gözyaşlarımı. Canım benim. Ben kolileri arka odaya yığdım. Ev bulur bulmaz taşırım artık ha. Ya Kudret, bak vallahi güceniyorum ama ya. Ev bulmak da ne ya? O ne? Yani biz hayatım artık ideal bir çift olduk. Birlikte yaşamamız gerekmez mi? Bu evin suyu mu çıktı ya? Yerleş işte buraya, birlikte yaşayalım. Ben biraz çıkıyorum. Sen ilaçlarını kendin alırsın değil mi? Yani... Alırım tabii, almayı da. Nereye ya bu saatte? Ya Hamdi ile Siren'le buluşacağım. Kudret, ben de geleyim ha? Yok, devenin nalı artık. Yani şey demek istedim be Emel. Biz erkek erkeğe takılacağız işte. Senin ne işin var şimdi orada? Biz bira içip maç falan izleyeceğiz. Ama Kudret, ben yalnız başıma kalacağım ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Zaten benim dizi bitti. Ben size maç kanalını açarım. Burada keyifli keyifli izlersiniz ha? Emel bak, ben sıkıntılı adamım. Böyle üstüme üstüme gelme yani, daralıyorum. Yani ayrıca özgür ruhluyum da. Şöyle çıkıp dolaşmam lazım. Kafama göre takılmam lazım. Boğma beni ya. Alo, Halukcuğum. Zeliş'cim, toplantım uzadı biraz. Sen bir taksiye atlayıver, bekleme beni, oldu mu? Ha, tamam. Benim buradaki işim bitti zaten. Ben eve geçiyorum o zaman. Evde görüşürüz canım. Görüşürüz. Ya sen ne geldin yine benim kapıma dayandın ya? Ne istiyorsun, ne var? Allah Allah, evdeyim diye mesaj attın ya kızım. Aa, sana mı gelmiş o mesaj? Ben onu Halil'e atmıştım. Ya bırak bu numaraları kızım. Gel buraya. Ay çekil şuradan, küsüm ben sana. Zeliş, bak yeminle bana senden başka kadın yok bu hayatta. Pis yalancı. Seni çok seviyorum kızım. Hala ilk günkü gibi heyecanlandırıyorsun beni. Ya Kudret. Sen bana aitsin kızım. Başkasının olamaz.
geldin sevgilim. Sen yatmadın mı da? Biliyorsun hayatım. Sen olmayınca beni uyku tutmuyor. Bak Kemal. Bence bana bu kadar bağlanma. Yani dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın öbürsü gün ayrılmamız gerekse... Sus, sus, sus. Şakası bile hoş değil. Hayatım, ben bugün ne yaptım biliyor musun? Senin eşyalarını bir bir yerleştirdim. Yerleştirirken bir de ne göreyim? Bir tane hesap cüzdanı. Senin adına. İsviçre Bankası'ndan. Efendim? Ya. Şu Allah'ın işine bak. Allah'tan ki ben çok iyi niyetli bir kadınım. Gerçekten bak. Mesela bu kötü niyetli birinin eline geçse maazallah neler neler yapar. Mesela bir düşünelim. Mesela ben bu paradan haberim olduğunu hiç çaktırmayabilirdim. Niye? Çünkü maazallah. Yani olur ya bir gün sen beni terk edersen eğer bu paranın varlığını polise hemen söyleyiveririm. Onlar da seni yalan beyandan hemen içeri tıkarlar. Paraya da tertemiz el koyarlar. Ama diyorum ya, yani böyle şeylere hiç ihtiyacımız yok. Ne ben böyle bir şey yapacak bir kadınım, ne de sen zaten beni terk edecek bir erkeksin. Bence biz ideal bir çiftiz. Kudret, sevgilim bak ne yapalım biliyor musun? Yarın sabah seninle şöyle romantik, şahane bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıda da şu nikah meselesini ciddi ciddi konuşalım. Hı? Hadi bakalım. İyi geceler. Kimi eski kocasıyla yeniden alevlenen aşkını yeni kocasından saklamaya çalışırken... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.